Merhaba arkadaşlar, ben Likimal ve bugün karşınızda Lego Marvel Avengers'ın 24. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane hiç görmediğimiz karakter var. Bugün bir DLC paketini tanıtacağım arkadaşlar. İsmi The Masters of Evil, yani kötü karakterleri içeren bir paket. Şöyle göstereyim karakterlerini. Baron Zemo, Black Knight. Bu ikisi farklı kişi. Enchantress, Executioner, Iron Man, Classic, yani eskisi galiba. Melter, Radioactive Man. Bir dakika, sessize alayım. Thor, klasik Thor, yani eski Thor. Ve Whirlwind. Bu 11 karakteri bu bölümde tanıtacağım. Üstelik bunların bir görevi de var. Onu da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Baron Zemo'yu göstereyim sizlere. Bu elemanın böyle kılıcı var. O güzel bir efekt var gördüğünüz gibi. Böyle bir mor. Böyle şey, yani kılıca iyi bakın bak. Böyle mor bir şey oluyor. Efekt tarzı bir şey oluyor. Bir dakika, başka ne yapabiliyor? Güzel. Uçamıyor. Neyse, şimdi ikinciye geçelim. Black Knight Dane Whitman mı? Whitman. Bakalım. Bu da aynı. Oğlum hepiniz aynı mısınız lan? Ha bakın, bunda da siyah bir efekt var kılıcını sallarken. Hatta sanırsam, bir dakika. Koş 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 koş. Koş. Bunun şeyi vardı sanırsam, bir aracı vardı. Onu da hemen göstereyim sizlere. Aslında araç da değil de. Ama araç diyelim biz buna. Araç gibi bir şey daha doğrusu. Hemen hop. Hemen göstereyim sizlere. Evet. Şuradan. Neredeydi? Şurası. Şurada 3 tane at var arkadaşlar. Bunlar sanırsam işte şu üçü DLC'den geldi. Şöyle göstereyim. Elendil. Hangisi hangi kişinin olduğunu bilmiyorum da işte sırayla göstereyim atları da. Bu galiba bunun atıdır. Uçabiliyor bir de. Çok güzel. Evet, çok şey yok yani, sadece görünüş. Ama uçabilen bir atı var bu elemanın da. Aslında işte hangi at hangi karakterin olduğunu bilsem daha iyi olurdu. Evet, bu üçüncü karakterimiz. Bu da Black Knight, ama başka ismi var bunda. Aa, bu böyle atış edebiliyormuş. Yani büyücü galiba. B'ye basılı tutunca ne yapıyor? Bu da yine aynısını yapıyor. Bu da uçamıyor. Tamam. Şimdi bir sonraki karaktere geçelim. Enchantress. Bu bildiğiniz böyle lazer tarzı bir şey. Şu Iron Man'deki lazeri vardı ya, altın şeyleri eritmek için. Bunda da bu yeşil lazerden var. İnsanlara niye zarar veremiyoruz? Sonuçta kötüyüz ya. Bunlar kötü karakterler. Dur bir dakika daha. Ha, B'ye basınca böyle kendine bir kalkan yapıyor. Kendisi uçamıyor. Bir de böyle vurabiliyor. Ama bu güzel bir karaktermiş ha. Büyücü gibi. Şimdi dördüncü karakterimize geçelim. Executioner. Oo, bunda bu bildiğin barbar tarzı bir şey. Şu ağaç keselim. B'ye basınca Hulk gibi böyle. Oha, bu bayağı güçlü bir karakter. Aslında ya yavaş vuruyor ya. Onu sevmedim. Bir dakika, bir daha şunu atalım. Olmadı. Lan hayır. İstemiyorum şunu. Başka da hiç özelliği yok yani. Hepsi böyle ayakta giden karakter sanırsam. Şimdi sıra Iron Man Classic'te. Buna bakalım. Çok böyle çocuk bebek gibi ya bu. Yenisi falan çok daha böyle kaliteli duruyor. Bu ne? Şuna bakın. Neyse, bu uçabiliyor, değil mi? Aynen, bakın bu uçabiliyor.
Normal Iron Man bu galiba. Sadece tipi değişik. Aynen, atışları normal. İşte dediğim lazer de bu. Bu da aynısı. Tamam. Şimdi bir sonraki karakterimize geçelim. İsmi Melter. Sanırsam eritici. Oha, bu ne lan? Şuradan göğsünden şey yapıyor. Lazer vuruyor. B'ye basınca da bomba atıyor. Güzel. Böyle de bomba atıyor. Tamam. Bu da uçamıyor. Bir sonraki karakterimiz Radioactive Man. Radyoaktif adam. Oha, bunun da var şu şeyden. Bayağı güzelmiş ya karakterler. Uçamıyor. Bir de böyle vurabiliyor. Bu karakter hoşuma gitti. Ya şu büyücü tarzı karakterler hoşuma gidiyor yani. Bunun gibi, sonra şu Enchantress gibi. Diğerleri de normal karakterlerdi yani, çok da şey değildi. Evet. Bir sonrakisi de Thor. Bu da yine uçabiliyor. Bunlar sanırsam genç halleri, şuna bak. Bir dakika, yüzüne bakalım. Tertemiz, hiç sakal falan yok. Galiba şu anki halinde sakal falan vardı. Az sonra bir bakalım ona da. Özellikleri yine aynı. Bir dakika. Ya şuna vursak çok güzel olacak da. Hop hop. Neyse, tamam. Bu da aynı bildiğiniz Thor ve son olarak neydi ismi? Whirlwind. Bu da Wolverine gibi şeyler var. Şu pençe tarzı şeyler var. Bakalım. Ona hiç özelliği yok mu lan bunun? Bir dakika. Aa, bakın bu uçabiliyormuş. Bak, bu güzel. B'ye basınca ne yapıyor? Bundan yapıyormuş. Evet, başka da hiçbir şey yok. Şimdi iki tane daha at vardı. Onları da göstereyim sizlere. Sonra görevimize geçelim. Hemen şunu alalım. Atların hepsi benzer bence. Sadece kanatları değişik. Ya da sadece isimleri değişik. Evet, bu da uçabiliyor. Hop hop. Görevde aslında anlarız. Hangi at hangi karakterin olduğunu çok kolayca anlarız bence. Çünkü görürüz büyük ihtimal. Yani atı varsa atla uçuyordur adam. Öyle düşünüyorum. İn lan şuna. Bu da beyaz bir at. Böyle uçabiliyor. Hiç özellikleri yok ya. Sadece uçuyorlar. Neyse, şimdi görevimize gidelim. Görevimize gidelim hemen. Go to space. Hadi bakalım. Çok güzel uçuyoruz bulutların arasından. Evet, geldik. Şimdi bakalım hangisi? Bu değil. Bu galiba. Baron Zemo'nun da resmini koymuşlar. Hadi bakalım. Story başlayalım. Baron Zemo could conceive of using it to bring the meddlesome Avengers to a sticky end once and for all. Joining my Klingi crusade was a gruesome grouping of super criminal cohorts: Radioactive Man, Black Knight, and the mysterious Melter. Together, we formed the Masters of Evil. Soon the Avengers' fate would be sealed. Bunlar hepsi böyle takım olup yenilmezlere karşı şey olmuşlar. Yenilmezlere karşı şey olmuşlar işte ya. Düşman olmuşlar. Adhesif X diye bir şey var. Bunu saklamışlar işte. Bunu arıyorlar bunlar da. Biz bunları mı oynuyoruz? Bu oklar ne? Mini kitleri gösteriyor. Bu şey galiba. Lan polis. Ben bir şey satın almıştım oyunda. Şurada ekstralardan. Galiba o. Hangisi olmalı? Mini kit detektör. Fast build. Bunlar falan da
böyle oyuna yardımcı olan şeyler. Bunu satın almıştım. Bu da mini kitleri gösteriyor. Güzel. Evet. Neyse işte bunlar adhesif ve X diye bir şey arıyorlar. Öyle işte. Oo, Iron Man'in zırhından bile daha güçlü şey varmış bu adamın. Nasıl, şu yeşil açamaz mı orayı? Bu da güçlü bir şövalyeymiş. İşte bir dakika, onu bir daha bir vuralım şöyle. Vuramıyoruz mu? İşte bu da güçlüymüş ve intikam için savaşıyormuş. Diğerine geçelim, radyoaktif adam. Thor'un Thor'a kafa tutarmış yani. O kadar güçlü yani, onun şey var ya, çekici elektrikli. Ya yani onu, ona karşı şey olmuyormuş sanırsam. Ya neyse, tamam. Ben en iyisi anlatmayayım size. Sizin İngilizceniz varsa zaten anlarsınız. Şimdi ben kafanızı karıştırmak istemiyorum. Evet, bir mini kit bulduk şimdi. Polis amca bir git ya. Şeyi beğendim. Haritanın, yani şu anki oynadığımız bölümün mekanını sevdim ya. Elit şunu. Bir daha mı yapacağız? Hah. Güzel. Şu minikit şeyini çok hoşuma gitti ya. Keşke önceden bulsaydım. Alsaydım daha doğrusu. Oyunun içi parayla alıyorsun. 250 bin galiba. Neyse, biz şimdi bir tanesi bu. Buraya bomba atacağız. Melter nerede? Tamam. Şey biraz bana şeyi hatırlattı. Lego Batman 2 ile 3'ü hatırlattı. Karakterler sanki Joker'in adamları gibi yani, böyle yeşil mor. Şu şey de yeşil mor. Ona Lego Batman 3 oynayasım geldi ya şimdi. Bir de 28'inde şey çıkacak. Lego Star Wars Force Awakens çıkacak. Onu da satın alıp seri yapacağım. Yani kaç gün kaldı oyun için? 4 gün kaldı. 4 gün sonra o güzel oyunu da seri olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi yeşil adam nerede ya? Yeşil. Ha. Gel sen. Şurada altın görüyorum ben. Şunu bir döndürelim şöyle. Güneşliği açıyoruz. Galiba az sonra güneş çıkacak. yukarıya çıkmak için. Tamam. Bir dakika, şuradaki mini kitleri falanla. Buraya Thor lazım elektrik için. Buraya Scarlet Witch lazım. Buraya kim lazım anlayamadım. Neyse, bunlar galiba daha sonradan free play'de yapmalıyım bunları. Bir son bir kez şöyle bir bakalım da. Burayı da şeyle yapacağız. Vision diye bir karakter vardı, onunla yapmalıyız sanırsam. Neyse, o zaman yukarıya çıkalım. Burayı... tamam. Polis amca kaç benden. Evet, şimdi buradan yukarıya çıkalım. Hop hop. Çık yukarı. Bakın, bunu bu yapabiliyor galiba. Yapamıyor mu? Hangi karakterdi ya şu Hulk gibi olan? Baltalı olandı, doğru. Neyse. Burayı da yapalım. Yukarı, sağ, aşağı. Yukarı, sağ, aşağı.
Oley. Evet, diğerlerin nerede acaba? Aha, Iron Man geldi. Bize karşı savaşmak için. Ne ara aşağıya geldik ya? Ama bakın, bu bölümde Iron Man bizim düşmanımız işte. Vay be. Bir de en sevdiğim karakterlerden birisidir. Öldük. Oğlum. Bir dakika. Sen kimsin lan, o yukarıdan şekil yapıyorsun bize? Oha, bu adam bildiğin çok güçlü lan. Tek atıyor, 4 can götürüyor. Evet. Burada bir şey yapacağız. Vurun. Donuyla kaldı yine Tony Stark. Kaç oğlum, kaç. Kaçtı. Burada şeyi anlatıyor. Sanki yani adam anlatıyor gibi yani. Neyse. Ya yani nasıl desem, anlatıyor işte. Bakalım burası neyi açıyor? Ha, asansörü çalıştırdı. Ha, şu polis amca da peşimizi bırakmadı ya. Atlayın gençler. Kötü adam olmak da güzelmiş ya oyunda. Aa, bu adamın silahı varmış, Baron Zemo'nun. Çok güzel. Dur. Melter patlatabilir burayı. Melter gel oğlum. At şöyle. Boom. Bunu kim yapabilecek? Aa, bu yapabiliyormuş. İyi. Bu neyi çalıştırdı? Ha, şu. Şunu çalıştırdı. Tamam. Bunu patlattı daha doğrusu. Çalıştırmadı. Evet, burada. Demek ki tüm karakterlerde bu şeyi yapamıyormuş. Yukarı sol sol. Yukarı sol sol. Kötü adam olmak cidden güzelmiş ya. Ne bileyim. Hep iyi adam, iyi kişi olmak sıktı ya. Aa, aşağıdakini de yapabiliriz o zaman. Hemen gidelim. Evet, bunu da aldık. Aşağı atlayalım o zaman. Hop. Merhaba polis amca. Ya bunlar bizi çok sevdiği için hep saldırmak istiyorlar. Bakın. Polis amca bir bak, size böyle yapmayı sevmiyorum da. On sonra yaptırmak zorunda bırakıyorsunuz. Şu. Bir de burada bir yerdeyim. For those with connections to Hydra, power can be found anywhere. Even here. Bakalım bu neyi açıyor? Aşağı doğru indi, bir şeyler oldu da orada da. Sanırsam kayıt noktası gibi bir şey. Aa, Scarlet Witch lazım her türlü. Bir dakika, Baron Zemo yapabiliyor mu? Ah, yapamıyor. Tamam o zaman. Şuraya doğru gidelim. Sanırsam buradan kayıt noktası değilmiş. Oo, gizli bir yer açıldı. Hemen oraya bombamızı atalım. Oğlum git. Adam ta nereye fırladı lan? At bombaları.
Tamam. Şimdi bu ne? Pervane. Yukarıya çıkmak için. Hop. Yukarı. Sol. Sol. Evet, burayı da yaptıysak bitti. Aa, polis de yukarıya çıktı lan. Evet, Thor mu geliyor? Aha, Thor geldi. Bize karşı çıkmaya. Dur, hangisiydi Thor'a karşı güçlü olan? Galiba yeşil olan. Ha şu. Oğlum sen kimsin lan? Bak, yukarıdan bize şekil şukul yapacak yine. Şeklin kime kardeş? Dur lan. Öyle yıldırım gücünle bana şekil mi yapıyorsun lan sen? Sen kimsin lan? Uzun saçlı. Nereye kaçtı? Hmm, buradaymış. Bak ya. Bak havalara, bak havalara. Güm. Evet Thor'cum, sen de mi öldün? Nereye kaçtı ya? Evil plan became unstuck. Those tricky Avengers had swapped my dastardly glue for solvent, releasing my captives. Yet I remain undeterred, for I, Zemo, never surrender. It is my destiny to rule, and rule I... Wait, is that a smoke bomb? I'll get you, Avengers! Just you wait! Evet, Avengerlar yani yenilmezler saldırıyor. Bitti mi? Bu kadar kısa mıydı ya? Ulan. Ya ben devam edecek diye. Ay, ben sizin yapacağınız görevim. Kaç, 1, 2, 3. Neyse. Videoyu eğer... Ha, continue. Devam ediyormuş. İyi, güzel. Güzel, güzel. Hemen üzülmüştüm. Neyse arkadaşlar, o zaman videoyu daha bitirmeyelim. Bunun free play'ini yapıp o tüm mini kitleri alalım. Sonra hepsini bulursak bir şey yapılıyordu da ne yapıldığını unuttum. Ama bir şey yapılıyordu işte, onu da görmüş oluruz. Free play. Hangi karakterleri alıyoruz? Scarlet Witch. Neredeydi? Nerede lan? Scarlet Witch. Scarlet abla neredesin? Abla. Yok. Ha, şuradaymış. Scarlet Witch. Sonra kim lazımdı başka? Ha, tamam. Tamam, siz yapın yani, tamam. Bir tane karakterimizi kendimiz seçiyoruz. Diğerlerini de oyun kendisi seçiyor demek ki. Tamam, geçelim bunları. Hepsini izledik çünkü. Geç bunu da. Tamam. Şimdi buradan da karakter değiştirebiliyoruz demek ki. Bir şunu yapalım. Tamam, bunu aldık. Sonra sırada ne vardı? Sırada bu var. Evet, çöpün içinden bir mini kit çıktı. Evet, bunu nasıl yapacağız? Bunu çözemedim hala. Evet arkadaşlar, 7. mini kitimiz için bu yukarıya çıkıp büyük bir karakterle burayı böyle kırarak. Evet arkadaşlar, şu dondurmayı da şu şekilde kırıyormuşuz. Bakın şöyle şuraya çıkarak, vurarak böyle yapıyoruz. Sonra buradan böyle şey yapıp okçuyla. Neredeydi okçumuz? Böyle iple çekiyoruz ve galiba mini kitimiz böyle elimize geçiyor. Aynen. 9. mini kitimizi de buradan Black Panther'la böyle kazıyoruz burayı. Oğlum polis amca bir git.
Kazıyoruz burayı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kazıyoruz. Sonra buraya da o dediğim vision vardı ya, şu. Bununla bunun içinden geçerek buradaki miniketi de almış oluyoruz arkadaşlar. Niye geri gidemiyoruz? Lan çekil. Hop. Görevi bitirdim. Son şeyi çekmeyi unuttum arkadaşlar. Son miniketi. Her neyse. Şöyle hızlıca geçelim. Stanley'e de yardım ettim. O suyu buza çevirdim. Onu Loki ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet, minikitte ne çıktı acaba? Bir dergi çıktı, çok güzel. Bir çizgi dergisi mi deniliyordu? Ne deniliyordu? Neyse, continue diyelim. Şimdi şeye bir gidelim. Neydi onun adı? Şu büyük şey vardı ya. Shield Helicarrier. Şu büyük uçak ya. Oraya bir hemen gidelim oradan. Sanırsam o minikitle kazandığımız şeyi daha detaylı görebiliyoruz. Bu muydu ki? Hepsine bir sırayla bakalım ya. Ha, buradan o şeyleri alabiliyoruz. Bu minikit bulma şeyini filan. Burası ne? Ha tamam, bakın. Şu. Select. Aa, sadece bu muydu? Boşu boşuna zaman harcadık yani o zaman. Her neyse arkadaşlar, bu kadardı bu bölümlük. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız, öneriler ve önerileriniz varsa da yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz.